Hayatımın dönüm noktası dediğiniz olayımız var mı? 12 yaşım. Tuttuğunuz bir futbol takımı var mı? Ben bu intihar edenler nasıl intihar ediliyor ben anlamıyorum. İp tutuyor diyor, çıktı diyor, oradan çektiriyor. Ya ben, Bizde ya ip takılır ya ayağımız bu olur. Sevmediğiniz bir huyunuz var mı? Ya dört ben... tane şey var içinde. İnsülünü mü bulamadım geçen hafta? Ya be öyle çorba gibi. Kaç saat ilim ile iştigal ediyorsunuz? Uyuyacağım diye gittim. Saat 10'da çıktım yatağa yattım değil mi? Ben 2'ye kadar artık elimden kitap düşmedikten sonra niye uyuyayım? Oğlum herhangi bir hobiniz var mı? Kukalar, şuna bunlar. Dünyadaki insanlar bir dakikalığına sizi dinlemiş olsaydı ne söylerdiniz? Ya güldürücü videolar diyorsun, milyonlar tıklanıyor. Adama diyorsun ahiret, cennet, cehennem diyorsun 50 bin, 10 bin, 20 bin. Ya millet acayip bir şey, gülmek için yer arıyor. Kaç saat ilimle işgal ediyorsunuz? 200-300 i̇şte kitap projem var, içeriklerini hazırlamışım. Kitapları da not olarak okuyorum. Şu anda böyle birikti. Hocamın sohbetlerini izlerken hem öğreniyoruz hem de çok gülüyoruz. Konuşunca... Bu sefer insan ciddiyet kaçıyor yani. Peki Ahmet Hocanın hayatımın en zor günü dediği gün hangi gün? Evet, hocam sosyal medyadan bizleri takip eden seven kardeşlerimiz... Şimdi tombala çekeceğiz zannederler öyle dikkat et. Yani, <laughs> soru var burada soru, tamam. de bir Önce izah et. Onu yorulacağız. Peki burada da sorular <laughs> var değil mi? Tamam hocam. Sosyal medyada bizi seven takip eden kardeşlerimizin sizlere sormak istediği soruları derledik. Şu Allah razı olsun. Içinde, her olur. bir kağıdın içinde bir soru var. Tamam. E, ee, onları çekip size soracağım. O zaman sizin cevaplarınızı alacağız. Başlıyoruz. sen yani rastgele çekeceksin. Rastgele çekeceğim. tamam. Ben de bilmiyorum. Yani bu önce. çekilişimiz burada soru çekilişi. Soru, soru. çekiyoruz. Ha, tamam. ee, yanlış anlamayın. Başka tamam. hiçbir şey yok. Buyurun. <laughs> evet başlıyorum hocam. Bismillah. Dünyadaki insanlar bir dakikalığına sizi dinlemiş olsaydı ne söylerdiniz? Herkes sizi dinlemek zorunda hocam. Yedi milyar insan. Bir dakika. Nece kendimi ne met edecek halim yok tabii ki. Yani Allah met edeceğiz, Resulü edeceğiz. Yani bir dakika çok az bir zaman. Herhalde kelime-i şehadetin, e, herhalde derken, Türkçe'de herhalde yanlış anlaşılıyor, onu da söyleyeyim. Yani herhalde belki manasında kullanılıyor. Her halde demek, yani Osmanlıca kelime, her halükarda. Yani ne demek? Mutlaka demek. Çünkü ne demek? Her, her bütün demek. Halde de hangi durum olursa olsun demek. Ama şimdi herhalde deyince, Belki zannetmesinler. Belki değil yani. Kesinlikle diyelim. Kesinlikle kelime-i şehadeti okuyup mana verirdim. Çünkü neden? E, bir, bir atımlık barutumuz var. O, o kadar insan da ulaşacak. İşte Allah'ın tevhidini, birliğini. Muhammed isminde bir zat var. Çünkü duymamış olan da olabilir. O da Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Bunun üzerine işte bir dakikayı dolduracak kadar birkaç kelime daha sığarsa iman üzerine söylerdi. Sevmediğiniz bir huyunuz var mı ve bunu değiştirmek için herhangi bir çaba sarf ediyorsunuz? Hiçbir huyumu sevmiyorum. Sevmediğim bir tane olsa <laughs> söylerim sana. Huylarımı sevmiyorum çünkü nefisten gelen huylarımı şeytani, nefsani huylarım çok var. Sevmiyorum. Rahmani olan e, işte Allah'tan gelen bir şeyler varsa tabii seviyorum ama e, sevmediğim huyum sır saklayamıyorum. Bundan çok zarar gördüm. Sevmediğim huyum tertipli değilim, düzenli değilim. Yani evrak mevrak çok taşındım, çok polis baskınları yedim, çok hacizler oldu babamdan dolayı, babamın şirketlerinden dolayı. Yani çok eşyalarımı kaybettim, evraklarımı kaybettim. Kimisi çok büyük maddi rakamlara mal oldu, mahkemeleri kazanamadım, o evrakı bulamadığımdan. Yani başka olsa kafayı vurur kayaya mayaya, o kadar mal mülk zayiatım var babamdan kalan. Bunların bir kısmına tedbirsizlik, işte düzensizlik, arşiv yapamamak, dosya saklayamamak. En sevmediğim huyum bu. Bir çantam çuval gibi, bizim Mahmut var işte o da benden beter. Çantam çuval gibi. Daha, ya dört tane şey var içinde, insülünü mü bulamadım geçen hafta? İnsülün yok diye buraya kadar geldim, şekerim fırladı. Hanım diyor ki çantanda ya, diyor. Ya be öyle çorba gibi. Böyle insanlar düzenli insanları çok seviyorum. Mesela böyle benim arkadaşlarım vardı. bavul mesela gidiyoruz Ömre'ye. Bir benim bavula bak. Tam benim anım veya annemle eskiden düzgün hazırlıyorlar. Ama ben onu 2-3 günde o bavulun altın üstüne götürüyorum sonra aradım bulamıyorum. Öbür bir arkadaşlar mesela aa bakıyorum işte takkelerini böyle özel bir şey fermuarlı bir şeye koymuş. Atletleri başka fermuarlı Aa bir bavulun içinde 20 tane parça var. Hepsini aradığını buluyor falan. Ya diyorum ne güzel falan hanıma geliyorum met ediyorum. Diyorum böyle kadar. Ya diyor biz aynısını yapıyoruz sana sen altın üstüne getiriyorsun. Hep başkalarının da gördüğünü beğeniyorsun falan. Onlar da böyle bir şeye giriyor bana. Ya şimdi kabul etmek lazım. Ben tertipsiz ve düzensiz bir insanım. Bu çok kötü bir şey. E tamam ilimle uğraşanların masası dağınık olur. Bu bir kaidedir. Onu demiyorum. Şu anda da ben gel tefsirde masam altın üstüne getir. Üstte de öyle yer. Hanım diyor bunu kitapları aşağı indir. Sonra bu kadar kütüphane yapıldı. Sen niye aşağı indirmiyorsun? Ya ben burada yatarken de okuduğum var. Ben uykudan ne çalabilirsem. Mesela şimdi uy uyuyacağım diye gittim. Saat 10'da çıktım yatağa yattım değil mi? Ben orada 2'ye kadar yani artık elimden kitap düşmedikten sonra niye uyuyayım? Uyuyayım da bir sağa döneyim, bir sola döneyim, bir şey mi düşüneyim? Öyle şey yok. Kitap elinden düşene kadar devam ederim. Ama iki ama üç. O notlarımı alın bilmem ne. Şimdi onun için küçük ışık yaptık. Bilmem, ne. tedbirler alıyoruz. Hanımın yüzüne gelmişsin. Böyle ama ben yatakta da ayağımı uzataraktan devam etmem gerekiyor. E, o kitaplar orada dağınık. Tam o dağınıklıklara normal görüyorum. Ama yani kağıt, not, hatıra, evrak ediyor. Şu anda biraz daha tabii büyüklerin mukaddes emanetler var şunlar bunlar. Biraz daha ciddiyete aldım ama yani bazı şeylerimde kayboldu evvelce. Buna çok üzülüyorum. Sevmediğim, daha sevmediğim sayarsak biter bütün şey. Gün gece gece sevmediğim. Bir de çok konuşuyorum. Bunu da sevmiyorum. Ama ne bakımdan çok konuşuyorum? Muhabbette çok konuştuğumu sevmiyorum. Ama ilmi olarak onu konuşmuyorum hali, ilim öğretirsen, talebe okutursan, ders verirsen, sohbet verirsen, zikre yaparsan, fetva verirsen bu müstesna. Ama muhabbette de otursa adam mesela işte çaydan, çorbadan, balıktan, alıktan ne lüzum var? Şöyle böyle bir oturup da sakin sakin duramıyorum. Yani hangi meclis olursa olsun. Halbuki böyle sakin dursam falan bir adam zannedecekler falan ama konuşunca <laughs> bu sefer insan ciddiyet kaçıyor yani ha. Hayatımın dönüm noktası dediğiniz bir olayınız var mı? Dönüm Çok vardır no da 12 baktım. yaşım. Yok benim bir tane dönüm noktası var. Ya zaten efendim seni bulmam falan benim. Kundakta bebekken den böyle camiye götürüldüğüm için oralar dönüm noktası olmadı. Çünkü gözümü açtım efendi gördüm yani. Devamlı baktım mihrapta o, her yerde o. Yani orada doğduk. Onun babamın nikahını bile okuymuş. Noktayım. 12 yaşımda benim yani dönüm noktam e, okula mı devam edeceğim? Medreseye mi? Çünkü ilkokulu okudum. Sonra Fatih Koleji'ne gittik bir sene. Fatih Koleji o zaman ışıkçıların elindeydi. Işıkçı e, ışıkçı dedik ya TGRT'nin şu andaki Hüseyin İlmiş Koca Efendi rahmetullahi Onun talebelerinin yönetimindeydi. Bizim hep hocalarımız matematik şu bu İngilizce. Bir sene gittim. Oradan takdir aldım şu alım bu alım. E, fakat ondan evvel de İsmail'e gidiyordum 7 yaşımdan beri. E, emsile bina okumuştum. Ben yani medrese medresede başlamıştım, okuyordum falan. Cefer Hanseri hiç okula gitme dedi. Ben de annem çok zorladı. E, fakat şu işte o... E, demek ki... ilkokuldan sonra bir de ortaokulun birini koy, kaç yaş edecek? Yani işte 12... Hemen 12, 11 e, İşte o yaşları madde kabul ediyor. E, sonra e, bir gün yine efendim senin yanına gitmiştim falan. Ya sen ne yapıyorsun bir arada Kumrulu Mescid'e taşınmıştık Hasan Efendi hocamızın orada. Ee, birkaç ayda gitmemişim İsmail'e falan. Okul şeyde var. Yani şey tabii Kumrulu'da devamlı kılıyorum ediyorum. Ee, orada da ihvanlar var, bizim cemaatimiz var. Efendim sen cemaati yani. E, ee, orada işte üzüldümüş falan. Sonra ben bir cumaya gittim üst falan. o yani birkaç ay gitmemek beni o kadar şey yaptı ki. Bir boşluğa düşürdü yani efendiyi görmemek falan. Ondan sonra böyle, böyle gel Birilerim söyledi işte çağırdı yanına. Ondan sonra ya sen ne yapıyorsun bilmem ne falan bu okula şey diyorum biraz gidiyorum falan çabuk bırak falan. Ondan sonra e, tabii bıraktım ama annem çok üzüldü. Rahmetli yani böyle biraz kadınlar ekseni mektepçi olur derdi efendilere. Yani burada bir kaydedi kadınlar okul işine çok şey. Efendiler de istemez o işi. E, dolayısıyla hatta bana söz dedi söz veriyorum sana. Diploma almazsan Şartımız bu, diploma almazsan müşterin bol olacak, onu tabiriyle. Müşterin demek cemaatin. Yani sizin, sizin bir kanalınız var, sizi takip edenler sizin müşteriniz. Siz oradan para kazanıyorsunuz anlamına gelmiyor. Satın alan, yani kimisi mal satar pazarlar, kimisi ilim satar pazarlar, yani sohbet yapıyorsun dinleyenler o ilme satın alıyor değil mi bizden? Tabii bize para vermiyorlar bize. Müşterin bol olacak her yerde imam edecekler seni, vaaz edecekler seni. Halbuki diploman yok. Ama hangi camiye gitsen geç imam ol diyecekler. Veyahut gel vaaz et diyecekler. Her yer çağırıyor şimdi bütün dünya. Ya 30 senedir yani 40, 35 sene evvelki söz bu. 35-40 sene evvelki söz. 12 yaşlarımdaki sözü. Ben de o sözü tuttum. Keşke öbür sözleri de tutsaydım. Çok daha iyi olacaktım ama o sözü tuttum. Yani diploma almadım. Diploma almayınca hakikaten cemaatim hiç eksik olmadı. Yani her gittiğim yer dolar taşar. Müşterim bol olacak dedi. Evliyanın kerameti hak değil mi? E bir de hakikaten her gittiğim yerde namazı sen kıldır derler. Ben şu an kıldırmam etmemek seni insanları geçiririm ama... Yani bir teklif ederler yani. Bir va vaazda zaten herkes konuşamadığından mecbur iş bize düşüyor. E bu kerametini gördüm. Şu ana kadar da yaşadım ve yaşıyorum içindeyim. Diploma alma dedi. Oradan ayrılırken medrese. Babam da çok özgürlükçü bir adamdı. O zaman da iş adamıydı. Ee, tam 12 yaşında beni karşıma aldı. Annem çünkü kadınlar biraz anlamaz. Bu gibi işler hissi davranır, ağlıyor mu ağlıyor. Okulu bırakmasın, müdürler gelmiş eve falan. İlla herkes gelmiş işte illa devam etsin falan. O da onlardan etkileniyor müdür gelmiş eve. Büyük olay yani okulun müdürü. Ne yani şimdi? Rektör gelse hikaye yani biz şimdi takmayız da. O zaman okul müdürü yani büyük iş falan. Ondan sonra ben de babam şu şeyi unutmuyorum işte. Kumrul'da oturuyorduk evde karşısına aldı beni. Oğlum Karar ver. Ben senin kararına saygı duyacağım. Ben dedim ki baba ikisi bir anda yürümüyor. Yani ikisi de yarım yamalak olacak. Birinde ihtisas yapamayacağım. Ben bu işi yapamıyorum. Bu okul işi falan. O da dedi ki karar ver. Ya mektep ya medrese. Ben senin kararına saygı duyacağım. Anneni ikna ederiz bir şekilde. Ben dedim medrese. Dönüm noktası budur. Medrese dedikten sonra işte orada Rize'den Rasul Hocam gelmişti. Yeni rahmetli oldu hocam. İşte o gelmişti efendine bağlanmıştı. Yani o aralar birkaç senedir bağlanmıştı, ihvan olmuştu falan. İşte onu buldum, ona takıldım falan. Ama çok, keşke şimdi öyle kararlar alabilsem. O zaman çok ciddi doğru kararlar alıyordum. Mesela İstanbul'da bütün hocalar, biz okutalım seni. İsmail yüksek seviyeli hocalar efendiden yetişmiş, efendileri ben okutayım. Yani bu kadar teklifler arasında ben Rize'ye gitmeyi, yine orada büyük bir olay yaşandı. Yani biz burada okutamadık da Rize'ye gidiyorsun, burada bizi rezil edeceksin imajı oldu. Bir de Rize of meselesi var. İsmail Ağa da of hakim. Baya bir olaylar. 12 yaşında düştük kargaşanın içine. Babama telefonlar ediliyor. O arıyor böyle. Büyüm bir olay. Yolduan Bursa'dan bilmem nereden. Yani o, o zamanki şeylerle hiç duyulmayacak konular yani özeldeki konular. Bütün herkes babamı ikna etme Ahmet'i gönderme. Bize oradan büyük bir olay yaşadık. Orada da irademi kullandım. Gideceğim diye mesela. 20 ay kaldım. Ki zordu yani. Telefon yok, bir şey yok. Ot yok, ocak yok. 12-13 yaş. Yani Rize'nin, Pazar'ın, Tütüncüler Köyü. Yani 12 kilometrede dağ köyü. Yani dağ derken üstünde dağ var işte. Yani başka bir şey yok. En yüksek yer o havalide. diğer köylerde aynı seviyede olabilir ama Ş şehir nereye? Şimdi ev telefonu bile yok. Yani dahili de yok. Hiçbir şey yok yani ben İstanbul'un göbeğinde İsmaila'da çok şenlik bir yerde büyümüşüm. Devamlı kalabalıklar, bayramlarda, şeyranlarda ben o zaman e, bayramda eve gitmiyorum ya. Efendinin yanı böyle Erbakanlar geliyor, Türkeşler gidiyor, öbürü geliyor. Üç gün, beş gün ben böyle bayramda sırf yani sekiz, dokuz yaşımda. Bayramda falan ben eve akrabalarına gitmem. Büyüklerim bir tek şey Hep İsmaila'da durum neden? Adam tanıyorum. Kim gelmiş, kim gitmiş, şu hocaymış, bu şeyhmiş, şu evliyaymış. İsmaila hani gez dünyayı gör İsmaila demiş. E şimdi ben burada büyümüş bir çocuğum. E gittik köye. E zor. Bittendik, pürelendik. E i̇stediğim yemekler yok. Ben çok yemek seçerim. E i̇stediğin yemek yok. Hiç alakası yok. Efendim su ısıtacaksın, alev büsküs olacaksın bilmem ne, kaynatacaksın bakır kazanı bilmem ne. Yani hiç alışmadığım işler. Hayatta minibüse bilmemişim. Yani babamın çocukken arabası vardı. Kimse de araba yokken. Ama ilim için gurbet şartı. Ee, işte böyle zorluk şartı, imkansızlık şartı bu çok doğruymuş. Yani zeka yetmez, hırs, istek yetmez, üstad, mürşit, üstad, hoca yetmez. Ondan sonra uzun zaman yetmez, yeterli rızık yetmez. Yani mutlaka etrafından kopacaksın. Yani alıştığın ortamdan ayrılacaksın. Ee, böyle sevdiğin, sevmediğin insanlardan değil de tamamen tanımadığın bir coğrafyada veya bir ortamda ilim için gideceksin. Bununla ancak bu iş tekamül ediyor. Bu büyük bir dönüm noktası değil. İyi ki medreseyi seçmişim. Hiç pişman değilim. Yani dünya 50 kere bir daha gelsem hep medreseyi seçerim. Mektebi seçmem. Tuttuğunuz bir futbol takımı var mı? Yok. Ben yani hiç baştan beri hobim olmadı Tuttuğum böyle bir şey. Abi. Alakam olmadığı için. Yani o Fenerbahçe meselesi. Aziz Başkan'ın işte dua, dua etme, hapisteki süreçler. E, alakasız şeyler yani benim e, efendim e, yani etrafımda tutarlar tabii yaşlılar büyüklerimiz falan bir şey etmiş. ama hevesim yok. Yani istek duymadım. Cübbeli Ahmet hocamın sohbetlerini izlerken hem öğreniyoruz hem de çok gülüyoruz. Bu komik ve esprili yönü nereden geliyor? Yani giriş? güldüremiyoruz eskiden. şimdi Cemaat önümde varken milletin mimiklerinden de insan da etkileniyor falan. Bir muhabbet oluyordu. Şimdi tabi bir senedir duvara konuşuyoruz. Dolayısıyla yani bu tabi koronadan oluyor falan. Biraz güldürme şeyim zayıflamış olabilir yani espri, tüel yönüm ee, ama bu benim doğallığımdan geliyor yani. Ben çocukluktan da çok konuşkan, büyüklerle şeyden tabii çok doğal olay yaşamışım, Bir anlatım olayların yani çoğu da fıkradan öğrenmemişim. Gerçek yaşanmış. yaşanmış yani şimdi ben Rize'de okumuşum Lazlar, Komokti, dil bilen Lazlar. Oradaki hareketler, oradaki köylerdeki yani şimdi Rize mesela Çayeli bile Lazca bilmez. Pazar. Pazardan, pazar ve ötesi bilir. Yani onların öyle bir fıkraları var ki, onların bir kısmını anlatsam da çoğunu anlatamıyorum. Yani bazısı tabii müsteçen kaçıyor, bazısı biraz şey uymuyor, örf adete. Ee, yani oradan var, e, ondan sonra yaşadığımız insanlar böyle 50 kişinin, 100 kişinin içinde yaşadık devam. Ya medreselerde, ya camide, tekkede, İsmaila'da falan. Herkes bir alem. Yani hayatım böyle binlerce insanın arabasına binmişim. Binlerce. Bir yere götürmüş beni. Getirmiş. şu Şudur budur. O adamın halleri. Öbürü mimikleri Öbürü yandaki arabaya laf atması. Bilmem ne. Yani e, hepsi de çoğu da kafamda kalmış eskiler. Dolayısıyla o lazım o Esas mesele şu. Malzeme bulunması değil. Nerede ne lazım onu orada çıkartmak. o Oradan sıkıntı e, o, oluyordu. Yani işte, elhamdülillah yine tam melekelerim şey olmadı ama tabii şeker var şu var bu var hafıza meskisi gibi değil. Ama yine konuşurken e, lüzum ettiği anda onun gelmesi meselesi bilmek meselesi değil. Yani yaşamak meselesi de değil. O geliyor işte Allah vergisi bir şeyle üsluptan dolayı geliyor. Ama şu anda biraz onu da şey yapmıyorum ama o dinletiyor işte. Evet. Ya güldürücü videolar diyorsun, milyonlar tıklanıyor. Adama diyorsun, ahiret, cennet, cehennem diyorsun, 50 bin, 10 bin, 20 bin. Ya millet acayip bir şey, gülmek için yer arıyor. Yani artık bazıları gülmek için beni dinleyen var. E bu da bir maraz, yani bu da bir tehlikeli bir şey. Şimdi ondan sonra diyorum yani gayeyi bozmayalım, onun için doğallığa bırakalım doğallık içerisinde gelirse gelsin Efendim yapardı ama şöyle yapardı. Dört saat konuşuyordu. 3 saat, 4 saat. Pazar sabah namazı. Gece kısa. Millet teheccüde kalkmış. Adam üçte kalkmış. E, sohbet başlamış. Yedi de 11'e On kadar sohbet sürüyor. E şimdi o vaziyette o insanlar öyle oturuyorlar. O yok, şu yok, bu yok. Biraz da ses duyulmuyor. Yankı yapıyor ya o falan. Arada sizi bir güldüreyim derdi mesela. Uykunuz kaçsın. Yani şimdi bunları efendiden de çok aldık tabii. E, üstlük bütün şey. Taklit çok iyi bir kabiliyettir. Mesela en sevdiğin kabiliyetin nedir? Onu sormadın. En sevdiğim taklit, Sonuçta taklitçilik. taklitçilik. Çünkü Ebu Bekri Sıddık'ta taklit kabiliyeti olduğundan... kazandı. Ebu Cehil de çok akıllı adamdı. Ebu'l-Hakem de adı, Hikmet'in babasıydı. Ama taklit kabiliyeti yoktu. Onun için bende çok taklit kabiliyeti var. Ses taklidi yapardım, hareket taklidi, çocukken her türlü taklit... Ama kimi taklit ederim yani? İşte Efendim sen taklit ederim, onu taklit ederim. Bir de Erbakan Hoca'yı taklit ederdim mesela. E, siyasetle ilgili yani 7 yaşımızdan beri ki Spor Sergi Sarayı'na toplantıya getiriyorlardı bize. Çevre böyle. E, bu da tabii bir, biraz beyin açıyor tabii küçükken. E şimdi taklit kabiliyeti olursa fayda oluyor. Onun için Efendim senin benim ilk sohbetlerim yani yüzüme bakma Efendim senin şeyi zannedersin. Yani işte o benim 78'de kaydım, ilk kaydım. Yani ilk i̇lk kaydım o değil de, ilk sohbetim o değil de. 77'lerde bile var. 76'da belki var ama yani 77'lerde falan kesin kürsülerde var. Ama 78'in sonu mudur? İşte 79'da da bir sizin işte Güneysu'da bir Zavendi köyünde icazete gittim. Oradaki sohbetin kaydı var. Bizim sitede var. Ya şu anda en eski kaydım o. Kaç sene diyor 79 bile desek. 41 sene mi hemen Yani 41 sene yani Hicri'de o daha da fazla eder. 42 falan 43 eder bu kadar sene evvelki bir kayıt var. Onu dinle. Yani efendim senin aynı ağzı böyle şive tamamen taklit. Yani ben tabi doğal olarak biraz şimdi o kadar taklit beceremiyorum. Çünkü efendim seni epey senedir dinleyemediğimizden şimdi 10-15 senedir kürsü şeklinde, kürsüdeki hitap şeklinde yapmadığından o tabi zayıflıyor görmedikçe. Bir de e, kaydı da çok yok. Birkaç tane var. E, keşke onu tam taklit edebilseydik. Yani o iyi bir kabiliyet. İyi taklit edersen menkalle de alimen Allah Bir alimi taklit eden Allah selametle kavuşur diyor. Zaten mezhebe bağlılık da nedir? Taklit. Yani bize ne deniyor? Mukallit deniyor. Çünkü neden? Biz müçtehit olmadığımıza göre ayetten hadisten hükmü biz çıkartmadığımıza göre ya müçtehitsin ya fakihsin ya mukallitsin. Biz fakit de değiliz. Mezheb içinde kıyas yapacak, müçtehitlerin görüşlerini kıyas yapacak seviyede de değiliz. Ne olduk? Mukallit olduk. E mukallit olmazsan yandın. Çünkü neden? Mezepsiz işte. Sapıttın gittin. Taklit edici. Ama Allah doğru adresleri taklit etmeyi nasip etsin. Mesela o. Oğlum herhangi bir hobiniz var mı? E hobim olmaz mı? Yani hobi derken... Tespih koleksiyonum var. Kitap koleksiyonum var. Tespih can, canım çıktı. Şimdi bakamıyorum edemiyorum ama çok tespih topladım. Böyle özel şeylerim var. Yani kendime göre... E, ...çok sevdiğim, beğendiğim şeyler yani devam etmek istedim. Ama bu ilim, bu kitap işi, sohbeti, bu reddiye, son seneler, yani 10-15 senedir her şeyim, isteğim kaçtı. Yani kaçtı. Şöyle bir, yani bir şey yani tesbirlerimi ziyarete bile çıkamıyorum arada sıra. Ben onları halbuki şey gibi, manzara gibi seyrederdim yani. Kukalar, keriballar, şuna bunlar. Yani tesbih hobisi bayağı bir beni çok sardı o zaman. Maddi olarak da çok külfete soktu yani. Şimdi bayağı birkaç apartmanım olurdu yani. O zamanlar evet. ucu et tabii için pahalı şeyler o zaman da pahalıydı. E şimdi ben o zaman onları şey yapsaydım ya mal maldır. Yani israf yapmadık, çöpe atmadık. Mal maldır ama bazılarının tabii değeri düştü. Yani kuka o zaman o kadar pahalıydı ki sonra kuka hiç yoktu. E şimdilik de bir adada kuka bulundu dediler. <laughs> Bizim mallar gitti. Ama tabii eskiliği var. Osmanlı'dan olması, eski işçilik falan onların yine bir katma değeri var. Yeni yapılan gibi olmaz. Yani ama da çok fırladı, onu şey yaptı, denkleştirdi. Ama yani o çok beni... yordu ya. Levha koleksiyonu. Levha şeyi o kadar yordu ki beni. Gecenin 12'sinde gelirdim İzmir İzmit'ten, Adapazarı'ndan 12'de 1'de... doğru bir şeye, Hattat'ın yanına. Ya evde hanım bekler, ya kardeşim neredesin? Sohbet bitti, bir saat oldu, yol. E giderim oradan işte eski şeyler gelmiş, levhalar gelmiş, şunlar gelmiş, bunlar gelmiş, Hattatlar yazılar eski Osmanlı'dan bilmem neden. Onlarda çok maddi tabi boyutu var. O da beni bir 10-15 sene meşgul etti. Hala da ediyor. Ondan hala vazgeçemiyorum yani. Vazgeçemiyorum çünkü neden? Önemli bir hattattır. E, hilyedir. İşte padişahımızın yazısıdır. Fermandır. İşte böyle şeyler çok ülgüyorum. O zaman da yani öyle bir şey. Yok bu Yahudi'dedir, dedir. Yok işte Avrupa'ya kaçırılıyor Kur'an falan. Aman gavurlara gitmişsin falan. Ya tamam da sen devlet bütçesi bundan başladı. Ben kendi kendim, işte kendime göre babamız işleri çok iyiydi. Ee, yani istediğimi de alıyordu, ediyordu falan. Onlardan sonra kimisi çalındı. Ben hapse girdiğimde. Kimse emanet ettiğim adamlar gitti, satmışlar. 2000'deki hapiste. 2000'de hapiste. Çok başımda olaylar geldi. Allah bana öyle olaylar yaptı ki her şeyden beni soğutmak için. Anlatsam ya. Şey. Öyle soğuyorum, öyle soğudum. Yani işte düzensizliğim de dediğim, dediğim gibi yazı almamak. Yahut aldığın yazıyı kaybetmek. Hadi sünnettir diye yazı alıyorum. Güvenlik için almıyorum ha. Sünnettir diye alıyorum. Yoksa güvenlik mühendit değil mi? <laughs> Kafamda şey yok, psikolojim... Herkes doğru yani. Herkes doğru olur mu kardeşim? Ne sakallı cübbelerden kazık yedik Yani... E, dolayısıyla... Efendim yazıyı kaybediyoruz. Bilmem ne. Onlar da bana şunu öğretti. İlim, ahiret bilmem ne. Sen boş ver bu saatten sonra. Ne topluyorsun bilmem ne. Yani tabii onlar dumura uğradı bayağı. Yani o, o şekil hobilerim oldu. Kitap zaten işim. Ama hobi şeklinde de oldu yani kitapta. Dağlardan indirdik Resul Hoca'yla, eski hocaların kitaplarını. Oğlu sarhoş satıyor hem şimdi köyde. 25 bin lira o zaman para istiyor. 25 bin yani o zamanki milyon mu deniyor, milyar mı deniyor? 25. Yani çok büyük para. Bizim Resul Hoca şu bir yahu dedi kursa dedi bir kat atarız. Sen dedi ne yapıyorsun? Yani Resul Hoca kitabı şey yapardı ama ee, yani dedi çok para ha, Ahmet farkında mısın bilmem ne dedim babama telefon ettim falan. Bu eski kitaplarım çoğu onlardan. Bir büyük bir alim hem Osmanlı uleması hep işte böyle Osmanlı deriler şunlar bunlar. 9-10 çuval indirdik dağdan aşağı ama öyle yol yok bir şey yok. Ondan sonra ben Rize'den 80'de gelirken bir otobüsün altı ki orada kitapçı kitapçı yok İstanbul değil orası. Orada bile gezinerek ederek özel insanlardan eski hocalardan Rize'nin merkezinde küçücük bir dükkan var şu kadar zor giriliyor. Orada bir kitapçı açmış. Ee, ondan sonra bir otobüs kitapla buraya geldim. Otobüsün altında hiç eşya yok. Sırf kitap doluluk Para yani para verdik. Onunla geldim. dolayısıyla kitap hobim geçmez. Artık ölene kadar geçmesin zaten. Ama o da sıkıntı yapmaya başladı bana. Ya kardeşim oku oku oku. Yani o da tasavvufta yani biraz uzlete çekileceğim şey yapacağım. Cık. Fakat bakıyorum kardeşim hani nefsimi terbiye edeceğim, ya nefsimi terbiye edeceğim de millet yavur oluyor. Yani imandan çıkıyor, ateist olmuş, deist olmuş. Ben bu sefer diyorum ki ne yapacaksın sen şimdi? Fazla amel edeceksin, ihlas kazanacağım, yok riyazat edeceğim, yok seyri sülükümü tamamlayacağım. Tamam da bunlar kendine olursa olacak. Burada millete belki bir faydam oluyor konuşmalarımdan. Namaza başlayan çok var, şey var, imana gelen var yani. E şimdi bu sefer ümmetin meselesini umumi faydayı tercih ediyoruz. O arada kendimizi yakıyoruz. Mum gibi ol, mum gibi olma demişler. Biz iki türlü mum gibi oluyoruz yani. Tamam birilerini aydınlatıyoruz ama o arada kendimizi yakıyoruz. Ben bunu kabul ediyorum. Ben bir Mahmut Efendi Hazretleri gibi veya diğer ulema evliya gibi değilim. Yani onlar kendilerini yakmadan insanları aydınlatabildiler. Ama benim durumum, bunun şöhreti var, afeti var, riyası var. Bunu kaç kere hapse girdik? E bunlar hep sohbetten oldu. Hep sohbetten oldu. E dolayısıyla burada benim maddi manevi çok tehlike var, risk var yani. Onun için biz iki türlü mum gibi olduk yani. Kendimizi yaktırmayı göze aldık. Artık Allah yakmasın. Kurban olduğuma da diyeceğim yani ya Rabbi hakikaten bu millet faydalandı. Zaten millete onu diyorum. Bana şefaat edeceksiniz, cenazeme geleceksiniz, dua edeceksiniz, affımı isteyeceksiniz. Bir şey öğrendinizse benden hakkım var. Ben şimdi bu cemaattan yani hakikaten belki yüz binlerdir namaza başlayan. 40 senedir. Yani yüz binlerdir. Onda şüphem yok. Çünkü acayip bir şey yani bu namaza başlama oranı. Hikmet var tadil erkanı düzelten. Yani Allah verdi bu bereketi. Şimdi bu kadar insan duasıyla herhalde beni yakmaz diye. Ya buradaki herhaldeyi tabii şey manada söylemiyorum. Kesin manada söylemiyorum. Onu kesin manada belki mağazda kullanıyorum. Umut ediyorum ki beni yakmaz. Ama milletin duası bereketiyle yani. Bir şey öğrenmiştik şu adamdan şunu affet. Bu noktadan yani kendi nefs, nefis tezkiyemle ilgili yani ibadetle ilgili eskiden bazı dönemler daha çok yapabiliyordum. Ya bir delali hayra tatminim vardı. Yapamıyorum kuran Kur'an hatmi yapamıyorum ya. Ramazan'a kalıyor. E devamlı ders. Devamlı kitap. Devamlı ama tabi bunlar halkar ucu eden yine. Eskiden kendim okuyordum. E şimdi bunu ben hangi kitaptan nereden yansıtabilirim veya sohbette geçirebilirim. Yani illaki millete menfaati olan şekilde. Yoksa hani bazı insanlar var kendine meraklıdır okur o da hobi gibidir. Onu öyle yapmıyoruz tabi. İnsanlara nasıl döndürebiliriz karı diye düşünüyoruz. Hocam çok benim çok sevdiğim bir soru, merak ettiğim bir soru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatımın en zor günü Taif'ti diyor. Peki Ahmet Hoca'nın hayatımın en zor günü dediği gün hangi gün? Yani benim en zor tabii çok şeyler yaşadık. Bandırma cezaevine götürüldüğümde yani 2000 2000'de bin, Bayrampaşa'da yattım da sonra bir daha alındığımda yine iki hafta Bayrampaşa'da ya yattım. Oradan ee, o 2001'in 2001'in başı mıydı işte? 2002'nin başıydı yok. 2002'nin ocağıydı. O aldılar beni şeyden e, ne onun adı? E, Bandırma'da da, e, bu Bayrampaşa'dan çıkarırken falan işte sakalımı kestiler yani. Halbuki sakalım kesilmeme şeyi yani hep koruyorduk bu zaman. bir sakalımı kestiler. Belki ustura vurmadılar ama ondan sonra tabii o çok e, evvelce de kaç defa atlattım bu tehlikeyi hapislerde falan hep böyle kurtarmıştım kısaltarak kısaltarak orada bayağı kestiler. Ondan sonra sakalımı işte kenara koyacağım işte sakalını. O subay atın çöpe dedi bilmem ne. Ya sen niye çöpe atıyorsun ki benim şeyim ben kenarıma şey çantama koyacağım sen. Ondan sonra tespih izin istedim hani yol uzun bandırma bandırmaya 16 saatte gittik. Kaç tane cezaevine uğruyor. Ondan sonra işte oradan tespihimi vermedi. Ondan sonra dua ederim dedim bir şey dedim zaten Müslüman zannettim işte. Duaya muha ihtiyacım yok bilmem ne. Ondan sonra sevdi saydı yani. Ya oradan e, tabii ben bu kadar hapse girdim. Bu son hapiste falan hep hürmet gördüm. Gardiyanından, müdüründen, şeyinden, doktorum var. Ya yani bu son hapis öyle değil tabii. İlk hapislerim 2000'de 28 Şubat sürecinde. Yani çok şey aşağılandık, edildik. Ha, Bayrampaşa'da da oldu ama Bayrampaşa'da yine çok gelenim giderim vardı. Babam o zaman fabrikası Bayrampaşa'daydı. Ee, okçiv'i Okçevi falan oradan dışarıdan yemek gelebiliyordu. O zaman bir rahatlıklar vardı falan. Orada da tabii kapı altında 3 ay zorlandım ya. Ama bu tabii hakaret, aşağılama şu bu. Ondan sonra beni bir kişiyle şeye bağlattılar. Kelepçeye onu da ben bana bağlattılar. E o da yani şimdi günahını şey etmeyelim, şey bir günah var dediler. Adam ben yapmadım bu işi dedi. Ben inandım ona. Fakat onlara göre yani şey bir şey, aşağılayıcı bir suç. Ondan sonra bana ne ben insanlar ben, de, ben ondan aşağıyım yani. Ben ondan bir şey şey etmedim. Adam böyle temiz şeydi yani böyle pis bir kokusu mokusu yok. Öyle bir rahatsızlık yok ama tabii kelepçe bandı. Tuvalete ineceğiz. işte oradan Bak Bakırköy bilmem cezaevine uğratlar, Oradan bilmem Üsküdar'a uğratlar. E, uğruyorlar bir saat bekliyorlar. Sen kelepçe bekliyorlar. Öyle de bir sıktılar. Ya ondan sonra e, tuvalete gideceksin adamla bağlı ya. Onu da çözmüyor. Ya zaten asker başına bir tane askerin biri çocukcağız çok üzülüyorum dedi o subay görmediği zaman hocam dedi bilmem dedi. O bana bir teselli oldu yani. Tuvaletin kapsam bekliyor. Bu böyle bir şey olur mu dedi ama dedim. Elimizde bir şey yok. Ondan sonra o ondan bağlı gidiyorsun. Adam tabii bakmıyor sana. Sen tuvaletini yapıyorsun. O tuvaletini yapıyor. Böyle bir duruma çevirdiler. Oradan 16 saat yani gidene kadar o nasıl yani kemiğim benim zaten kemik hastalıklarım var. Bir böyle ağrı sancı. Ondan sonra geldik bandırmaya gece. E bandırmada da acayip bir yönetim. Zaten bizi bandırmaya kasıtlı işte irticacıları, şeriatçıları falan bandırmaya gönderiyorlardı... o sefer, o, o zaman. E geldik bandırmaya, oradaki karşılama bir acayip yani. Hemen sakalı tam keseceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız... Oturdun kalktın. Ondan sonra da... şeye... bir oda hazırlayana kadar işte... o bekleme şeyine koydular. Orada böyle... kuş var şeyde, yani o kuşun... sesi... ötmüyor, böyle bir şey gibi ötmüyor da böyle kumru sesi gibi. Onun böyle o sesi bir teselli, bir şey. O öyle bir hüzün çöktü ki... tabii geriden böyle işte bir iki gündür yaşadıklarım. Öyle bir hüzün çöktü ki... E, tabii... dedim ki... hatta biri için büyük konuşmuştum. Böyle büyük konuştuğum her şeyi hayatımda yaşadım. Başıma geldi. Hapisteki biri şimdi vefat etti Allah rahmet etsin. İntihara teşebbüs etti diye... haberlere çıktı. Ben o zaman dedim ki ya bu kadar dini bilmem ne şey kültürel birikimi var. Bu intihara teşebbüs yani bir müslüman için bir aklı başına adam için falan Allah Allah ne boş adammış gibi içimden geçirdim. Yani ben kimseye demedim. Fakat bana onu tattırdılar ben intihar teşebbüs edemem. Zaten intihar da becerik ister. Ben intihar edemem şimdi. Ağzıma gözüme bulaştırırım. Çünkü ben bu intihar edenler nasıl intihar ediliyor ben anlamıyorum. İpi tutuyor diyor, çıktı diyor, oradan çektiriyor. Ya ben, bizde ya ip takılır ya ayağımız bulamıyor olur. Yani intihar etmek zor iş. Doğru konuşayım. Beceremem, denemedim de denemem de. Çünkü yapamayacağımı da bildiğim için bu sefer can çekişirim daha beter olur. Haram, en büyük haram. Hiç aklımın köşeden geçme. Fakat şu e, oradaki, üç günde orada kaldım tek. O şey, o tabi sakalımın kesilmesinden tut, geçen süreç, o hakaretler, işte tesbihler, şuna buna... Işte ben ...daha pis pis sövmeler. O psikolojim hayatta bir kere oldu. Yani bu kadar hapse girdim ama orada yaşadığım başka olmadı. Ee, dedim ki o zaman... Ahmet... ...büyük konuşma, büyük düşünme. Bak... ...adamlar yani ithalatı teşebbüs etmiş diyorlar ama... ...bu ne yaşadılar da, ne oldu? İşte aklımın başından gidiyor. Artık Müslüman akıllıyken bunu yapmaz diyelim ama... Ya yani cinnet mi geçiriyorsun. Deliriyor musun? Ortam nedir yani? Şartlar, o şartları bilmeden sen yorum yaptın. Ama bak şu andaki bunalımını bir mukayese et. Yani ben orada bittim, gittim yani. Hayatım artık yok. Daha çocuğumu göremeyeceğim, çıkamayacağım. Yani öyle bir psikoloji içine girince ee, ya orada bir tabii büyük bir mahzuniyet yaşadım. Sonradan odaya götürdüler. Tam büyük bir oda verdiler üst kat atkar ama yedi ay tek kaldım. O tek kalmakta bir acayip bir sürü şey. Tek kalmakta da bir acayip. Ama bu o yaşadığım kadar yani üzüntü bilmiyorum tabi. Tabi kitaplarımın çalınması, kıymetli eserlerimin yazmaların, onlarda da çok büyük bir travma yaşandı. İkinci desen onu söylerim. Evlat acısı gibi geldi yani. Mali şubeye alındık falan. Yani evlat haberi, acısı haberi gelseydi ancak o kadar. Çünkü yani ben çok maddi manevi onlara Kazasker İzzet'in Kur'an'ı şudur budur. Çok misli yazılmayacak el yazmaları Hafız Osmanlar şunlar bunlar. Kur'anlar, Delailer, Enamlar. Böyle emanet ettiğim adamların alıp gitmesi. Bir de emanet ettiğim adam bir de 10 sene beni sohbete gezdirmişler. Yani bir ikinci travma olur yani ben böyle bir şey. Kaç yönden yıkılıyorsun biliyor musun? Sakallı diyorsun. Temaat diyorsun, dost diyorsun, emanet diyorsun. Yani çok acayip bir şey. Ama kıymetli eserler gitti. Bir de parayla alınmaz ki. Ha şimdi para bulsam, şu anda bulamam o paraları ama babam zamanında bu var, veriyordu. şimdi para bulsam o eseri bulamam. Yok piyasada. Dolayısıyla işte iki tane böyle şey çok ağırma giden olay oldu yani. Daha çoktur da. Onlar bizim için kolay geldi. Belki sizin için çok büyük olay onlarda. Benim böyle en düşük olaylarımdan birini anlatsam falan siz Allah Allah dersiniz hı hı. de. He yani tabii. Günde kaç saat uyuyup kaç saat ilim ile iştigal ediyorsunuz? Dengesizim çünkü haplardan dolayı yani bazen 2-3 saate düştüğü de oluyor bazen işte 24 saat uyumadığım da oluyor bazen 8 saat çok 8 saati bir kere de bulmam hiç parça parça da olsa belki 24 saatte 8 de oldu oluyor ama bu benim şeker hastalığımın yani insülinlere zaten müptelayım 35 senedir şekerim ya çıkıyor ya iniyor. E tabi 400'ler falan, 350-400'ler olduğu zaman bir mayışma yapıyor. Şek, kan da tabi şeker e, artınca. Bazen tabi iltihap adına Behçet hastalığım var. Ondan dolayı o da mesela şu anda nem az. Yani burada şimdi mesela 35-30'a düştü. Karda nem çok az olur. E şimdi nem çok az olunca rahatım. Ama şimdi burada e, 90 olduğunu biliyorum nemin. Levhaların yazıları aktı yani. E, Ağustoslar sıcakta çok oluyor o nemlerde aşırı ağrı oluyor. Aşırı ağır olunca yeşil reçeteli ağrı kesiciler... almak zorunda kalıyorum. E, o ağrı kesicileri aldığım zaman... zaten uyumasam da, uyansam da fayda yok. Mesela uyanıyorum ama... böyle duruyorum. Yani e, kitap açsam... E, birden intibak edemiyorum, seri intikal edemiyorum. Böyle bayağı bir oturacağım, çay içeceğim, kalkacağım. Öyle bir saat, iki saat... E, yani gözüm görmüyor yarım saat falan ilk kalktığım zaman. Normalde de biraz görmüyor yani. E, i̇lk kalktığımda... Böyle bir yarım saat sonra falan biraz geliyor yani. Hele ki o ilaçları aldım mı tamamen. böyle durumlar olunca yani uyuşturuyor bizi diyebiliriz. Yani işte en fazla 7'yi geçmez, 7 8'i geçmez yani en fazla. Ama bu da dağınıktır. Bir kere de değildir, 2 1'dir, üç 1'dir böyle. yani keşke tabii çok çok üzülüyorum buna. Ömürden gidiyor. Buna rağmen aşırı ama. üzülüyorum, kızıyorum bu işe. Yani dua da ettim, mültezemdi falan. Allah'ım az uykuyla iktifa işte e demek daha tutturdum biraz ama eskiden daha fazlaydı. Tutturdum biraz tam tutturamadım ama kabul olunmuştur. İtikadımız böyle kabul olmuştur. Şimdi biraz daha dua etmem lazım. O işi önemsemem lazım. O zaman işte Ebu Hanife nasıl hiç gece uyumuyor, yatsın abdestle sabah kılıyor 40 sene falan. İşte onları göreceksin ki mesela bu önümüzdeki cumartesi işte inşallah yapabilsem Lale Gül'deki şeyle Ebu Hanife'yi anlatacağım radıyallahu işte ibadetleri falan. Bazı zeka, içtihatlarının zekası falan. Onlardan birkaç bir şey düşünmüştüm. Bu hafta yapamadık maalesef. Şimdi orada e, yatsın 40 sene. Hiç. Hatta e, misal... E, misal Müsaar Kudam Küdam da müştehitlerden falan ama az ama bayağı bir gıcıkmış. Çok aleyneydim diyor ya. Çok aleyneydim diyor. Bir de diyorlar sabahına, gecenin haftasıyla sabah kılıyor bilmem. Hususu diyor camiye ediyor, bir gün gizlendim diyor bir kenara diyor. Ondan sonra zaten gece olduğu için hafif bir şey kandil, zeytinyağı ile tutuşturuyorlar. Fitili az bir şey. Yani ışık zaten böyle olması çok, çok mümkün değil. Olur da yani zaten gece camide bir kişi için. Ondan sonra diyor biraz durdum, durdum diyor. Bir saat, iki saat uykum geldi diyor. Ya ben bunu takip edemeyeceğim ki. Ben uyunca bunun ne yaptığını bilemeyeceğim. bu sefer gittim diyor terliklerinin içine diyor iki tane taş koydum diyor. O bu abdeste çıkarsa bilmem ne yaparsa bir dahaki terliklerde bunlar olmaz taşlar. Bunları böyle hesap yaptım diyor falan. Ondan sonra bir de baktım diyor. Ah, eh, uyumuşum, uyamışım sabah namazı olmuş. Ondan sonra kalktım diyor. Hemen diyor terliklere gittim baktım diyor. Taşlar duruyor diyor. Çünkü İmam Azam orada taşı çıkarttı da bir daha taşı yerine koymaz ki. Bunu kim koymuş der yani. E bu sefer bir daha baktım. Allah Allah. Ertesi gece cık, karar verdim diyor. Ondan sonra hiç ayrılmadım. İşte elini öpmüş, el aldık O da büyük şey yani. Allame o zamanki şeyler dünyada. Şimdi öyle alimler yok. Ondan sonra diyor, mescidinden ayrılmadı. Hatta o da secdede vefat etti kendisi. Devamlı ibadet. Yani onu görerek örnek alıyor. Yani senin örneğin kim? Örnek aldığın şey çok yukarıdaysa sen de biraz seviyeyi yükseltirsin. Ama örneğin aşağıdaysa alçalırsın yani. Yani onlar da ona göre ibadet. Ama hiçbiri beceremedi imam Nasıl uyuyor? Öğlen de kaylule. O da oturarak. Oturduğu yere şöyle bir, bir zaman dalarmış. Bu kadar. E şimdi bu da insan. E şimdi bize diyorlar ki ama bende de öyle olmuyor. Ben öyle yapsam bir iki gün. Konuşurken yanlış yanlış konuşmaya başlarım. Kafa gider. O niye işte adında hata etmedi? O niye talebe ders okutuyor? Bir de öğlene kadar ders okutuyor. İkinci yukarıda fetva veriyor. Gündüzde hiçbir şey yok. Bu nasıl iştir ya? Onun için bunları bildiğim için çok üzülüyorum. bu Boşa geçti hayatım diye düşünüyorum ama... Kendime göre de tabii aşağı bakmayacağız. Aşağı bakarsak çok dolu geçti. Aşağı bakmayacağız ama yukarı bakacağız. Biz Yukarı bakacağız. <laughs> Benimki çok boş geçiyor. ve yani çok üzülüyorum. Yani en büyük sıkıntım şu anda Allah'ın vakitlerime bereket ver. Dualar dualar şu anda hep vakit bereketi. Ömür bereketi, vakit bereketi. Buna yalvarıyorum. E, kitaplar çünkü işte yüze yaklaştı. 200 300 kitap projem var. İçeriklerini hazırlamışım. Bunlar ne zaman bitecek? Ben öleceğim, gideceğim. Onları düşünüyorum. Sohbetlerde ders yapayım şu konuyu, şu konuyu. Onları düşünüyorum. E yapılmış binlerce yapılmış belki binlerce de zayi olmuş yani kayda alınmamış ama yani şimdi o konuda işlenmedik konular var. Onlara üzülüyorum. İşte onun için şimdi beni meşgul edenlere çok kızıyorum. Meşgul eden başka konularla. Hesap kitap yapıyorum. Ben şimdi şu sürede şu kadar kitap okurum. Veya şu kadar not alırım. Veya kitapları da not alarak okuyorum. Şu anda böyle birikti. Yani sırf not aldıklarım ben yani üstüne. 2-3 sayfa notlar var. Bunların bile notu arkadaşlar yetiştiremiyor. Yani kaç arkadaş notu yetiştiremiyor? Yani aldığım notları... ...bilgisayara Word'e geçemiyor. Yani o kadar not alıyorum. E şimdi bunları bütün okuyorsun. Ondan sonra bunu hangi kitaba bu mevzu gidecek? 300 kitaba... ...yerine ilgili notunu alacaksın. Ondan sonra bir de ondan sonra tercüme edeceksin de onları baskıya hazır edeceksin. Çok da ince gidiyorum biraz. tek Mükemmelcilik kötü bir huy. Yani... ...aslında beni de zarara sokuyor ama bir kaynakla yetinmiyorum, on kaynak bilmiyorum Ya birine inanan onunla da inanıyor. Zaten birine inanmayan on kaynağa da inanmıyor. Ama ben yine kuvvet olsun bilmem ne olsun. Hani bu hadis sahip Benim hakkımda şey diyorlar, bu hadisçi olan tipler. Şimdi böyle bir durumda, e, şimdi bu adamdan ben bir saat geçirsem, iki saat geçirsem, üf, bazen bir kitap okurdum. O gitti. Veya sohbet ederdim, o gitti. Veya kitap yazardım, o gitti. Veya zikrederdim, hatim yapardım. Yap, yapamıyoruz, vakit kalmıyor. Bundan dolayı artık yani dünyama yarasa da o toplantı dünyama yarasa da e mesela bunlardan fedakarlık edin artık istemiyorum. Yani bu yaştan sonra artık ilimle şeyine uğraşmamız lazım. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun hocam. Çok evet. teşekkür ederiz. Değerli vaktiniz bize eliniz. Biz de işten memnun olduk. İnşallah, İnşallah görüşürüz. İnşallah. Siz yani Allah artırsın şeyinizi, cemaatınızı artırsın amin, inşallah. Amin. Inşallah. hizmetinizi tesirli yapsın. Amin. Allah, Allah razı olsun. Gençlerin işi çok önemli şimdi sizin anladığınız değil başka. Yani gençlere daha iyi nasıl ulaşabiliriz? İman nokta Bir de el hem fele hem. Fuzuli teferruatta boğmayalım. Dinin zaruri olmayan konularına girmeyelim. Şu anda iman. E millet ateş değil olduğu bir zamanda biz teferruata boğulmayalım. Siz de gençler olarak. Allah'a iman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur iman, Kur'an'a iman sünnete iman gibi böyle geliyoruz. Bunlar birbirinden sonra geliyor çünkü Allah'a inanmayana sünneti anlatamazsın. Bu noktadan gidin. Bunun için delil getirin. Bunun için şey, ne yapıyorsanız buna yönelin. Siz zaten onu yapıyorsunuzdur. Ben sizin üstadın yönlendirmesinden dolayı biliyorum ki yapıyorsunuz. Siz onun için doğru yani şekilde yürüyorsunuzdur. Ama hani güncel konular geliyor böyle teferruat meferruat merak edilen şey falan. Mümkün mertebesi onları hemen asli konulara, imana, şey oraya çevirin. Bir zaruriyetleri öne alalım. Öyle imansın, inansın yeter ya imanesin. Çok memnun olduk.